Neden RTX 80 yerine 3090 almalısınız? Gelin size anlatayım. Öncelikle 80'in daha iyi olduğunu biliyoruz. Tamam. İkinci el piyasasına baktığımızda 15 ile 20 bin lira arasında Asus gibi kaliteli markaların temiz kullanılmış 3090 modellerini bulabilirken 4080 modellerinin Gainboard, Palit gibi dandik modelleri 37 bin liradan başlamakta. Yani 4080 hem çok daha pahalı hem de dandik firmaların ürettiği modeller bile 3090'ın iki katı fiyatında. Gelelim diğer bir konuya. RAM. Bu kartları hepimiz genel olarak minimum 2K için alıyoruz. Açık konuşalım. Her iki kartta hemen hemen her oyunu Ultra 2K'da rahatlıkla açabiliyor. 3090 ise 4K'da pek başarılı olmasa da en ağır oyunu dahi 50 FPS bandında 4K işleyebiliyor. Bu iki kartın teknolojisi ve performansı biraz daha farklı olsa da 3090 kullanılan RAM'leri ile ön plana çıkıyor. 4080 16 GB RAM'e sahip olurken 3090'lar 24 GB, yani arada 8 GB'lık bir fark oluşturuyor. 16 GB günümüzde her oyun için yeterli olsa da ki 3 yıl sonra özellikle 2 ve 4K'da yetersiz gelecektir. Güncel oyunları yüksek ayarlarda açtığımızda yaklaşık 12 GB'lık RAM kullanmaktadır. 4080'in limitinin dolmasına 4 GB'lık bir pay kalıyor. 3090'ın ise 12 GB. Gelelim diğer bir faktöre. DLSS 3.0. Evet, birçoğumuzun bildiği DLSS 3.0 sadece 4000 serisinde var. Ama şunu da bilelim ki DLSS gibi teknolojiler Nvidia 80-90 serilerinde pek gerekli değil. Çünkü bu kartlar zaten son derece güçlü. Bu özellik daha çok 50-60, yani 3050, 3060, 3070 gibi orta üst segmentinde kartları daha çok alakadar etmekte. Ayrıca benim size tavsiyem de DLSS açmamanız yönünde. Çünkü görüntüyü bozuyor. Gelelim fikir ve tavsiyelerime. Arkadaşlar, uzun vadeli kart arıyorsanız RTX 3090 daha iyi bir tercih olacaktır. Çünkü 16 GB RAM olması itibariyle 4080 miladını en geç 1-2 yıl sonra doldurmuş olacak. Tamam, 3090 daha sıcak çalışır, daha az FPS verir ama daha stabil çalışır. Yüksek RAM'den ötürü takılmalar olmaz. Özellikle kafanız en az 5 yıl rahat eder. Demin de belirttiğim gibi güncel oyunlar günümüzde yüksek ayarlarda 2K'da 12 GB RAM yemektedir. Bu değerler 4K'ya çıktığında 15 GB'lara kadar yükselmekte. 3090'ın buradaki en büyük avantajı RAM'inin çok fazla olmasının yanında 2 katlık fiyat farkı. Uzun vadeli bir kart istediğimden 4080 yerine 3090 almıştım. 4000 serisine geçecek olursam kesinlikle 4080 değil, bir ay daha çalışıp 4090'ı tercih ederim. Artık oyunların RAM ihtiyacı patlanarak artıyor. Haliyle eski, klasikleşmiş oyunlardan ziyade güncel oyunlara veya yazılımlara, programlara yönelecekseniz RAM kapasitesi yüksek ekran kartına ihtiyacınız var.